Yepyeni bir videodan, yepyeni bir içerikten hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baran Özcan, sizler de Baran Özcan'ın değerli kripto para yatırımcılarım. Bugün sizlerle ileride değerlenebilecek, orta vadede veyahut da biraz da uzun vadeye kaçabilecek altcoin sepetlerini paylaşacağım. Bildiğiniz üzere ben tamamıyla altcoin üzerinden gidiyorum. Kanalımın birinci senesine yaklaştık. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Bir senedir sürekli altcoinlerle ilgileniyoruz. Ve sepetlerimize haliyle çok kazandırabilecek altcoinlerden oluşuyor. Bu seriyi daha önce 3 ay önce ocağın başında yapmıştık. Hatta tam 3 ayda denemez. Ocağın başında hatırlarsanız BTT'yi, FOTO, DOGE'yi, CHZ'yi söylemiştik. Bu coinler yükselebilir demiştik. En az yükselen 40 kat yükseldi. Şu anda bu coinlere girebilmek bile hayali oldu. Peki yine 3 ay, 4 ay, 5 ay veyahut da 1 sene sonra bu kadar yükselebilecek, potansiyeli yüksek olan coinler hangisidir? Bu videomuzda bunlardan bahsedeceğiz. Eğer olur da bu videomuzu ilk defa deniyoruz böyle bir içerik. Daha önce canlı yayında denemiştik. Canlı yayın 1000 kişiyle izlenmişti. Eğer bu videoda gerçekten değerini bulursa sürekli bu tarz videoların devamını çekmeyi düşünüyorum. İşte atıyorum her pazartesi günü haftanın yükselebilecek coinleri. Atıyorum haftanın ortalarında orta vadede yükselebilecek veya ayda bir uzun vade coin sepetlerini sizlerle paylaşırım. Yeter ki bu serimiz tutsun. Tek amacımız bu. Bunun için sizlerin destek vermesi lazım. Ne gibi bir destek? Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Yoruma bu serinin devamı gelsin yazabilirsiniz. Çünkü sizlerin isteklerine göre video çekiyorum. Ben sizler için video çekiyorum. Kendim için çekmiyorum. Sizler de bu tarz serilerin devamını istiyorsanız muhakkak like atmayı unutmayın. Çünkü bir videonun gerçekten orijinalliği tamamıyla like'tan ötürüdür. Like atmayı, yoruma da bu serinin devamını gelmesini istiyoruz demeyi unutmayınız. Şimdi öncelikle bu coinler öncelikle nedir? Haberleri mi var? Analizi mi iyi? Bunlarla paylaşacağım ve teminat nerelerdir? Bunları göstereceğim. Gelin hep birlikte serimize an itibariyle başlayalım. Birinci coinimiz Alpa Coin. Alpa Coin'in öncelikle sizlere şöyle bir haberinden bahsedeceğim. Alpa Coin'den ben orta vadede ve uzun vadede bir yükseliş bekliyorum ve trendlerin çok daha ilerisini atacağını düşünüyorum. Uzun zamandır bu coin'le ilgileniyorum. Biliyorsunuz 1 dolardayken de Alpa Coin demiştim. 2.20'ye çıktı. Ardından retest yaptı. Bu olağan bir durum. Tekrar Alpa Coin diyorum. Bakınız bu sepetler hemen bir günde, iki günde veya aldım bir hafta sonra zengin olayım tarzı coinler değildir. Bunun altını çiziyorum sizlere. Ay sezonu da gelse bu coinleri elde tutmakta fayda vardır. Geri çekilmeler muhakkak olacaktır. Çünkü sert ve keskin bir piyasadayız. Coinler çok güzel ilerliyor. Akabinde geri çekilmeler muhakkak yapmalıdır. Geri çekilme olmadan bir sonraki zirve seviyeler denenemez. Bunun da altını çizmek istiyorum. Öncelikle Alpa Coin'i tekrardan bu listemin başına yazmak istiyorum. Çünkü ileride ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Şöyle bir Alpa'ya gelelim. Ne var ne yok. Haber var mı yok mu? Alpa Finance. 14 Nisan'da likitte madenciliğin son tarihini belirtmiş ve burada Alpa Mobil uygulama sürümünü başlatmış bizlere. Burada bir haber sezerim. Burada bir 2 gün sonra oluşabilecek bir haberden bahsedebilirim sizlere. Bu sadece 2 gün sonra oluşabilecek bir haber. Bir de bunu orta vadede düşünmekte fayda vardır. İkinci coinimiz her zaman dile getirdiğim, her zaman arkasında bulunduğum, hatta takipçilerim tarafından da sürekli "Hocam bu coin'e gerçekten aşık mısınız?" diye nitelendirilen, şu anda da adını resmen söylediğiniz CHZ coin arkadaşlar. CHZ coin'i ben bundan 1 ay önce de, bundan 5 ay önce de kimse bilmezken bu kanalda CHZ coin'in projesini, ileride nerelere gelebileceğinden bahsettim sizlere. CHZ coin'in halen ben destekçisiyim. Sebepleri çok basit. CHZ coin futbol üzerine, spor üzerine kurulmuş bir projedir. Yakın zamanda özellikle yaz sezonuna girdik ve dünya kupaları seyircili oynanmaya başlayacak. Sizce futbolun seyircili oynanması CHZ'yi daha da ileriye atmayacak mı? Tabii ki de atacak. Oraya giren her bir insan, orada markette bile alışveriş, o büfede alışveriş yapan herkesin katkısı direktmen CHZ'ye olacaktır. Çünkü projenin direktmen amacı bunun üzerinedir arkadaşlar. CHZ coin'de bu sepetimizde olmazsa olmaz coinlerdendir. Ben bundan 1 sene 2 sene sonra CHZ'nin herkesin bu videoyu açıp "Ya arkadaşım adam 0.47'den analiz etmiş, şimdi oralardan almak mümkün bile değil" diyeceğini düşünüyorum. Ve buna da inanıyorum arkadaşlar. CHZ coin olabildiğince tutmakta fayda vardır. Enter tuşuna bastığım zaman listeli listeli haberler birazdan bizlerin önüne naksedecektir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane haber olan bir coin'den neden yükseliş beklemeyelim veya bu coin'i neden bu sepete almayalım derim ben sizlere. Kanıta basalım 1.
Kanıta basalım. 2. Alexander Dreyfus bu arada CZ Coin'in CEO'sudur. Kendisini çok beğendiğim bir insan bu arada. Güzel çalışmaları vardır. 1. Stratejik ortaklıklar. 2. Yeni ülkeler. 3. Oynaştırma lansmanı. 4. Taraftar token teklifleri ve bayağı bir teklif yaptılar ve çoğu da olumlu karşılandı. 5. Yeni takımlar, sporlar. 6. Dağıtılan NFT stratejisi. Bildiğiniz üzere NFT'ler, NFT bir projedir ve bu proje son zamanda en fazla yükselen proje olmuştur. DeFi bile solladı bu sezonda. Bilginiz olsun. CZ Coin'de tabii ki de bu projede olmak zorundaydı. Ve CZ'yi de bu listeye aldım. Diğer bir coin'imiz Aiva. Aiva coin'in ben hala keşfedildiğini düşünmüyorum. Şöyle bir bakalım haberi var mıdır yok mudur. Aiva'ya başladığımızda 1, 2, 3 adet Aiva'nın haberlerini görüyoruz. 2 Haziran, 12 Nisan, 15 Nisan takvimlerinde 3 adet bir haber var. 2 Haziran 2021'de Global DeFi yatırımı zirve canlı projeleri sergileyerek iş kullanımı örneklerini inceleyerek DeFi'nin devamı eden evrimini keşfedecek ilham verici bir 2 gün olacak. Aave Coin için 02 Haziran'a hedef veriyorum sizlere. 12 Nisan 2021'de de Avrupa blok zinciri dönüşümü olacak. Avrupa'da online en etkili blockchain etkinliğine hoş geldiniz diyerek de ilgi çekici bir başlık atmışlar. 15 Nisan'da da Blackdown 4.0 sanal konferansı gerçekleşecek. Aave Coin benim gözümde hala keşfedilmemiş gerçekten güzel bir altcoin'dir. İleride bir BNB, ileride bir Ethereum olacaksa bu Aave Coin'dir benim gözümde. Ben bunu anlatırken 375 dolarlarda sergileniyordu. Kısa vadede bu anlattıklarımın hiçbiri 3 günde, 5 günde, 1 haftada zengin edecek coin'ler değil. Sadece bunları bilmekte. Diler yatırım yaparsınız, diler yapmazsınız. O tamamıyla sizlerin bileceği bir iştir. Ben sadece burada sizlere coin'leri naksediyorum arkadaşlar. Diğer bir coin'imiz Eaglet Coin. Videomda bu arada şunu çok söylüyorsunuz. Hocam çok hızlı konuşuyorsunuz. Benim hızlı konuşma sebebim arkadaşlar çok fazla coin analiz ediyorum. Ve coin videonun 1 saat 2 saat olmasını da asla sevmiyorum. Sizlerin de 1 saat 2 saat bir videoyu izleyecek vaktiniz olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hızlandırıyorum videoları arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi gelelim Eaglet Coin'e. Hocam bu Eaglet Coin nedir? Eaglet Coin'i ben daha önce de söylemiştim. Bundan 2 hafta önce de söylemiştim. Bundan 3 gün önce de, 5 gün önce de söylemiştim. Eaglet Coin 9 Nisan'da bir güncelleme attı. Güncelleme atarken fiyat 140 dolardı. An itibariyle fiyatı hemen şuradan bakalım. Eaglet'in an itibariyle fiyatı 218 dolar, 250 dolara kadar yükseliş yaşamıştı. Bu yükselişteki en büyük etkeni de tıpkı Filcoin'in bugün güncelleme atacağı gibi Eaglet Coin'de 2 gün önce bir güncelleme attı. Şu anda güncel haberler olarak 30 Nisan'da Mayer'in Exchange lansmanını başlatıyor. 19 Nisan'da Max Airdrop'unu başlatıyor. 30 Eylül'de Palkomat entegrasyonunu başlatıyor. 30 Eylül'de tekrardan Z köprüsünü atıyor. Bizlere Elrond için bir köprü niyetini görecektir bu. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sadece bu ay içerisinde 1, 2, 3, 4 adet haberi var. Bir de bunu orta vadede düşünmekte gerçekten fayda vardır. Diğer bir coin'imiz herkesin umudunu kesti. Ama benim ta kanalımda bundan 2 ay önce 3 dolardayken, 5 dolardayken, 10 dolardayken, 20 dolardayken sürekli söylediğim, projesini gerçekten çok beğendiğim Avax Coin her zaman uzun vade sepette, her zaman orta vade sepette bulunmasını gerekli bulduğum bir coin'dir. Avax Coin'in projesi çok güzel. Bildiğiniz üzere Emin Bey'in bir projesi ve CEO'su da gerçekten ilgili bir CEO. Kısa vadede sizlere belki güzel kar gütmeyebilir ama bunu biraz orta vadede düşünmekte fayda var. Ben 5 dolardayken anlatmıştım bu kanalda. Tam bundan 3 ay önce 5 dolar nereye, 32 dolar nereye şu anlık. Bunları da kendi içinizde hesap edin ki sizler de aynısını söylüyorsunuzdur. Ve bu tarz coinleri bekletmekte fayda var. Bu tarz coinlerde al sat yapılmaz. Avax'ın haberleri var mı? Bir de Avax'a bakalım. Avax'ın da arkadaşlar bir sürü haberlerini görüyorum. Bu arada Emin Bey çok güzel bir sahneye imza atmış. Haziran ayı Avax ayı diyebilirim sizlere net bir şekilde. Avax'ın Haziran'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 adet Haziran'da Nisan'ın 30'una bir entegrasyonu var. Mayıs'ın 31'ine BlockNet geçişi var. Unutmayınız bunu. Mayıs 2020'de BlockNet'in geçişini tamamlamayı planlanıyor. Yani bir güncelleme söz konusu. 30 Haziran'da bir adet Orion entegrasyonu daha var. Yani totalde Nisan, Mayıs, Haziran 2 aylık bir dilimde 1, 2, 3, 4, 8, 9 adet Avax'ın haberleri bizleri bekliyor. Her haber bir yükselişi temsil eder. Her yükselişte bir karı temsil eder diyerek Avax Coin'i de bu sepetimiz içerisine devrediyoruz. Diğer bir coin'imiz BTT Coin. Ya hocam BTT Coin 2 ayda 550x yaptı. Daha da devam eder mi? Neden etmesin? Bildiğiniz üzere BTT arkadaşlar Tron'un CEO'suyla aynı CEO'ya sahip.
Tron yükseliyor, BTT yükseliyor. BTT yükseliyor, Tron yükseliyor. Aralarında çok güzel bir lansman ve köprü oluşturmuş vaziyette. BTT'de bugün saat 12'de, gece Türkiye saatiyle 12'de Narkasa borsasında, bu arada Narkasa borsası BTC Türk Pro'dan da, Binance TR'den de, bakın globalden bahsetmiyorum, Binance TR'den de, Paribu'dan da işlem hacmi daha fazla bir borsadır. İşlem hacmi olarak yanlış hatırlamıyorsam 112. sıradaydı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Narkasa'da listelenmesi demek bu coin'in hacminin artması. Hacminin artması demek de coin'in fiyatının artmasına sebebiyet verir. Ben bir sıfır daha sileceğini düşünüyorum uzun vadede. Hatta uzun vadede iki sıfır daha sileceğini düşünüyorum BTT'nin. Bir senelik bir potansiyelde bu yıl sonunda veyahut da yeni yılın başlarında. Bu da 20'ye katlaması demek BTT'de. Bu benim şahsi görüşümdür. Yatırım yapmak zorunda değilsiniz. Zaten yatırım tavsiyesi de içermemektedir. Diğer bir coin'imiz WinCoin. WinCoin benim uzun vadede elimde tuttuğum, beklettiğim güzel bir projedir. Projesini seviyorum. Win'in yakın zamanlarda herhangi bir haberinin olmadığını görüyoruz. Lakin bu hiçbir zaman olmayacağı anlamına gelmiyor. Şunu söyleyebilirim. Kısa vadede haberlerine değil de analizlerine bakmak lazım. Onu da kısa vade videomda anlatırım sizlere. Orta ve uzun vadede Win'in ben 1-0 sileceğini düşünüyorum. Şu anda Win benim gözümde bundan 2 ay önceki BTT arkadaşlar. BTT'yi kaçırdım diye düşünenler varsa WinCoin uzun vadede BTT'nin boşluğunu doldurabilecek bir coin'dir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Diğer bir coin'imiz Swipe CXP projesi. Bu proje de çok sevdiğim bir proje. Zaten network'leri bildiğiniz üzere ben seviyorum. Güzel bir çalışma prensibine sahip. CXP'nin haberlerine baktığımızda Haziran ayı gerçekten hem AVAX için hem de CXP için güzel bir ay. 31 Aralık 2021'de finansal kaydırım, Finix satın alımlarına dayanan Swipe Financial, Swipe Financial olarak yeniden adlandırılacak bir isim değişikliği. 30 Nisan 2021'de versiyon 2, Nisan 2021'de başlıyor. Yani yeni bir güncellemeden bahsediliyor. Bu da 30 Nisan 2021'e denk geliyor. 30 Haziran 2021'de de DeFi entegrasyonlarına başlıyor. DeFi entegrasyonlarıyla bildiğiniz üzere benim en sevdiğim proje DeFi projesidir. Ve bu da bir entegrasyona gidiyor. Bu da Haziran ayında gerçekleşecek. Öbür bir Haziran ayında gerçekleşecek haberimiz ise 10 milyon CXP Burn the Steel sürümleri diyor. Yani bir yakım söz konusu. Bilginiz olsun. BNB yakım yaparak 10 dolardan 500 dolara, 600 dolara kadar geldi. Bakalım CXP de bu azmini sürdürebilecek mi? CXP coin'de yükselme beklediğim orta vade ve uzun vadede güzel performans sergileyebilecek bir coin'dir arkadaşlar. Diğer bir coin'imiz UniCoin. UniCoin açıkçası yani biraz daha kısa vadeye, bu anlattıklarım arasından biraz daha kısa vadeye kaçabilecek bir coin'dir. 5 Mayıs 2021'de Uniswap versiyon 3 güncellemesini atacak. Her güncelleme bir yükselişi temsil eder. Her yükselişte bir kârı temsil eder. Kanıta bastığınız zaman burada zaten Uniswap'in kendi paylaşmış olduğu Mayıs'ın 5'ine benim de hala elimde bulundurmaya da devam ettiğim, çok kısa sürede kar gütmesem de bir aylık bir periyotta kar güdebileceğim bir coin olarak listeleniyor. UniCoin, bunu da Binance'dan temin edebilirsiniz. Güne %10 yükselişle, %11 yükselişle başladı. Benim elimde var. Devam etmeyi de düşünüyorum UniCoin'de, bilginiz olsun arkadaşlar. Diğer bir coin'imiz henüz hiçbir hareket yapmayan, bence kimsenin de henüz fark etmediği, ufak tefek belki alsatlar yapmışsınızdır, adını illaki duymuşsunuzdur, haberi kısa vadede yok. Lakin orta ve uzun vadede gerçekten güzel bir performans beklediğim UmaCoin. Projesi çok güzel. Sevdiğim bir proje. Açıkçası hala hayretler içerisindeyim. Nasıl harekete başlamıyor? Yatırımı biraz az çünkü insanlar farkında değil nasıl, ne denli bir proje olduğunu. Ama ileride değerleneceğini düşünüyorum ve değerlenmeden önce de sizlerle paylaşmak istedim UmaCoin'i. Diğer bir coin'imiz SiaCoin, SCCoin. Bunu daha önceki uzun vade coin'lerimiz arasında da görmüşsünüzdür. SCCoin'in hemen kısa vadede haberlerine bakıyoruz. SCCoin'in de kısa vadede bir haberleri yok. Lakin uzun vadede sıfırlar sileceğini düşünüyorum ben SCCoin'in. Umarım yanılmam. Çünkü SCCoin'in projesini de seviyorum. Ben aldığım zaman 3-0 vardı bundan 2 ay önce. Şu an 1-0 sildik. Yani bu da 10 kat yükselme demek. Bir sıfır daha silersek bir 10 kat daha yükselme demek. Bir sıfır daha silersek bir 10 kat daha yükselme demek. Ben uzun vadede bu sıfırları atacağını, bu sıfırlardan arınacağını düşünüyorum. SCCoin'de henüz keşfedilmemiş bir mağaradır benim gözümde. Bilginiz olsun arkadaşlar. Diğer bir coin'imiz, bunu benden sık sık duymuşsunuzdur. FTM coin, Phantom coin. Hemen şuradan kısa vadede haberleri var mı? Onlara bakalım sizlerle. Kısa vadede bir haberleri yok. Lakin orta ve uzun vadede ben bu fiyat performans dilimi olarak, eskiden XRP'yi bu kadar anlatıyordum sizlere. Şu anda FTM üzerine bu kadar değiniyorum. Değinmemin bir sebepleri var kendimce.
Çünkü XRP'nin analizleri hiç iyi değildi. Şu anda belki FTM'nin de analizleri iyi olmayabilir. Ama XRP arkadaşlar bildiğiniz üzere 0.20'lerden şu anda geldiği yerler dudak uçurttu. 6 kat 7 kat yükselme yaşadı. FTM de benim gözümde bundan 2 ay 3 ay önceki XRP coin'dir. Proje olarak FTM de çok çalışkan ve güzel bir proje. Analiz boyutuna değil, şu anda tamamıyla projeye yatırım yapıyorum. Çünkü orta vadede uzun vadede coin'lere yatırım yapar iken dostlarım analize bakılmaz, tamamıyla projeye bakılır. Ben projelerini inceleyip geldim ki zaten bu projelerin hepsi ezberimde olan projeler. FTM'de geleceğin XRP'si olabilir düşüncesindeyim. FTM ile ilgili de söyleyeceklerim bu kadar. Diğer bir coinimiz muhakkak, her ortamda söylüyorum, her zaman söylemeye devam edeceğim. Muhakkak ama muhakkak bütün Türk yatırımcılarının bu coin'i tanımasını istiyorum. Bu coin'i bilmesini istiyorum. Tek bir haberi var. 31 Ocak 2022'de yarım blok ödül. Şu an RVN ödülleri her 1 dakikalık blokta 5000 RVN'dir tarzında paylaşım yapmış. Ne anlatmak istediğini inanın ben de anlamadım. Ama 31 Ocak 2022'de yani yıl sonunda, yeni yılın başında bir haber söz konusu duyurulmuş. RVN'yi neden bu kadar anlatıyorsunuz hocam? RVN'de neler var? Ethereum'un çalışma prensibi nedir bilir misiniz? Hemen kısa bir özet geçeyim. Ethereum'da bir ETH, ERC madenciliği vardır ve Ethereum madencilik ağından fonksiyonlar alarak fonklar biçiminde bizlere eriştirilir ve ben de yıllarca Ethereum ağında madencilik yapmış biriyim. Bilgisayar üzerinden mining yapmış biriyim. Ethereum madenciliğinin vadesi doluyor artık yavaş yavaş. Belki de önümüzdeki günlerde BNB Ethereum'u sollayabilir. Yani Ethereum'un hacmi çok çok fazla, inanılmaz fazla bir hacmi var. O konuda hemfikirim sizlerle. Lakin Ethereum bir yerde tahtını devredecek. Acaba bu tahtını kime devredecek? Önemli olan nokta burası. Ethereum madenciliğinin vadesi doluyor. Ethereum madenciliği yerini yavaş yavaş RVN, Raven Coin madenciliğine bırakıyor. RVN Coin şu anda keşfedilmemiş bir diyarlarda ve uzun vade yatırım yapıyorsanız RVN Coin'i incelememe şansınız yok arkadaşlar. Yatırım yapın demiyorum, coin'i övmüyorum. Lakin ileride potansiyeli olabilecek, gerçekten iyi yerlere gelebilecek bir coin söylüyorsanız, eğer soruyorsanız bana direktmen hiç sorgusuz sualsiz RVN Coin derim sizlere. RVN Coin madenciliği başlamaya başlıyor yavaş yavaş. İleride neler olduğunu göreceğiz. Önemli olan nokta harekete geçmeden önce yakalayabilmektir. Bu sepetimize yaraşır bir coin'dir RVN Coin. Onu da söylemek isterim sizlere. Çok fazla coin'imiz var. Yavaş yavaş gidiyoruz. Diğer bir coin'imiz bugün güncelleme atacak. Fiyat performans olarak şu anda iyi bir potansiyelde olan, ufak ufak geri çekilme, ufak ufak yükseliş yapan, ne ciddi zarar ne de henüz ciddi kar bırakan Filcoin. Filcoin arkadaşlar bugün bir güncelleme atacak. Biraz kısa vade düşünebiliriz bu coin'i. Belirlenen saate göre gece 12'de bir güncelleme başlayacak. Lakin bildiğiniz üzere güncelleme atıldığı saniye hemen yükseliş gelmez. Bunun örneği var. Eaglet Coin mesela 9 Nisan'da güncelleme atmıştı. 11 Nisan'da fiyat olarak yukarı taşımıştı. Filip'i 2-3 gün tutmayı düşünüyorum ben. Güncelleme atacağını söyledim sizlere. Güncellemeyi de şu şekilde kanıtlayayım hemen sizlere. Filcoin A yükseltme ve çatallama. Gördüğünüz üzere Binance bu güncellemeyi destekliyor ve Binance paylaşım yapıyor. Böyle bir güncelleme olacak. Tarih olarak 22.00 UTC saatiyle. Diyor. Bu da Türkiye saatiyle işte 12 veya gece 2'ye denk geliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. İlk oyunda da bir güncelleme mevcut. Hem kısa vadede fiyat performans olarak güzel yerlere gelebilir. Hem de uzun vadede güzel bir trend bekliyorum ilk oyunda. Diğer bir coinimiz Pundicoin. Pundicoin'in bir haberi var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 17 Temmuz 2021'de token yakma var. Bir token yakma sistemi şudur. Bilmeyen bir sürü arkadaşım var. Bunu hemen sizlere anlatayım. Arkadaşlar token şu şekilde yanılıyor. Hemen örnek vereyim sizlere. Şuradan göstereyim. İyi anlayın. Ya yanıyor. Bizim paramız da mı yanıyor? Sizin paranızda hiçbir şey olmuyor. Şurada görmüş olduğu arz var ya, bunu yakıyorlar. Bunları yakıyorlar. Bunun sebebi de şu. Burada dolaşan arz bakın %92'ye gelmiş. Yani satılacak bir coin kalmadı ortada. Bunu yakıyorlar ki boş cüzdanları yakıyorlar. Yani aktif olmayan ölü cüzdanlardaki arzı yakıyorlar. Onların parasını iade ediyorlar. Paranız gitmiyor. Veya sizin coin'iniz yanıyor değil. Sizin paranız yanmıyor. Sadece boşta duran, yıllardır hiç hareket etmeyen arzı yakıyorlar ki arz boşalsın, yeni yatırımlar gelsin, aktif yatırımlar gelsin istiyorlar. O yüzden bu da hep fiyat performans olarak kendini yukarıya taşıyor. Tıpkı BNB'nin yaptığı sistem, 10 dolardan beri sürekli coin yakıyor ve fiyat olarak hep yukarı taşıttırıyor. Pundi 12 Nisan'da bir yanması var. 72 saat içinde 72 saat sürecek demişti. Bunu sanırım bugün gelecek bu da. Bugün bir yanması var ve bir de 17 Temmuz'da token yakması var. Yani
Önümüzdeki günlerde Pundi'den de bir hareket gelebilir. Orta vade ve uzun vadede düşünmek Pundi'yi gerçekten güzel şeyler sergileyebilir bizlere. Bunu da buradan teminini sağlayabilirsiniz Pundi'yi. Diğer bir coin'imiz Jotikoin. Jotikoin'in haberi var mı inanın ben de hiç bakmadım. Sizlerle beraber bakacağım şu an. Lakin projesini çok sevdiğim Jotikoin'in de bayağı bir haberi var bu arada. İnanılmaz haberleri var. 4, 8, 12 adet haberler var. Şöyle hemen bir bakalım. Döneminde Paylis ödeme kurumu lisansı yapıyor. Haziran. Şöyle genel bazda bütün haberleri hemen hemen Haziran'a dayanıyor. Yani tam sepetimize yaraşır bir coin. 2 aylık bir süreçte Jotikoin'den de güzel bir hareket yaşayabiliriz. Şu anda fiyat olarak gayet güzel, makul bir seviyede. Harekete geçmemiş bir coin. Harekete geçmeyen coinleri bulmak bizim işimiz. Değerlendirip değerlendirmemek de sizlerin şahsi fikirleri. Jotikoin Haziran ayında bir yükselme yaşayabilir. Bu süreçte 2 aylık bir süreçte elde tutmakta gerçekten fayda vardır diye düşünüyorum Jotikoin'i. Ben de şimdi buna yatırım yapacağımı sizlere bildirmek istiyorum sayın dostlarım. Joti'den sonra hemen bir bardak kahvemi bir yudumlayayım. Gerçekten çok hızlı konuşuyorum. Video çok uzamasın diye. Dudağım kuruyor. Devam edelim. Jotikoin'de haber çok fazla. Haziran ayında güzel bir pump bizleri bekler. Açık konuşayım. Her haber fiyata olumlu etkiler. Bunu da sizlere söylemek isterim. Şimdi diğer bir coin'imiz henüz keşfedilmemiş. Kimsenin daha adını sanını bilmediği 00'larla devam eden lakin ileride çok can yakacak. Ah keşke diyebileceğimiz bir coin. DGB coin. Haberleri kısa vadede yok. DGB coin'in projesini çok seviyorum. Uzun vade sepetimde var. Ben alırken 3.0 vardı. Bundan 2 ay önce ona katladı. Daha da katlayacağını düşündüğüm bir proje. Bu tarz coin'lere yatırım yaptığımda orta ve uzun vade olduğu için ne stop loss bırakıyorum ne de arkadaşlar ay sezonu bile gelse, bakın örnek veriyorum, ay sezonu geldiğini varsayalım, bu coin'lere hiç dokunmuyorum. Çünkü performans olarak hızlı toplayabilecek, proje sağlam, güvenli limandayım. Ben her zaman bunu düşünür, bunu söylerim. DGB'de henüz keşfedilmemiş, güzel bir diyarlarda olan güzel bir altcoin'dir. Bunu da söylemek istedim. Diğer bir coin'imiz Near Coin. Near Coin'den kısa vadede bir hareket gelebilir. Bunu da şöyle nakledeyim sizlere. Near Coin'in burada bir haberi var. Bitfinex listesinde listeleniyor. Bildiğin üzere Bitfinex sıralama olarak yanlış hatırlamıyorsam ya 4. ya 5. sırada hacim olarak borsada. Çok çok köklü bir borsadır. Bitfinex'da listeleniyor. Bu coin'de kısa vadede bir hareket gelebilir. Tıpkı BTT nasıl listeleniyorsa o borsada, bu coin'de Bitfinex'da listeleniyor. Ve bu da bugün içerisinde başlayacak. Bu da fiyat performans olarak kendini yukarıya taşıyabilir. Bilginiz olsun. Near Coin hem kısa vade olarak bu haberler olumlu ama ben biraz daha orta ve uzun vade bakıyorum. Şu anda 7 dolar olan bir coin'i ben zamanındaki Avax Coin'le eşleştiriyorum. Nasıl daha önce bir coin'i XRP ile aynı bulduysam Near Coin'i de geleceğin avaksı olarak görüyorum. Çünkü proje olarak hem birbirlerine yakınlar çalışma prensip olarak, hem de bana hareket manevraları zamanındaki avaksı hatırlatıyor. Avaks bir anda patlamıştı ama ben videoyu çok çok önce çekmiştim patlamadan önce. Önemli olan nokta da bura. Diğer bir coin'imiz IOTA. Zamanında söyledim. Bir ay önce söyledim. Bir ayda ikiye katladı. Daha da katlayacağını düşündüğüm bir coin. Orta ve uzun vadede muhakkak elde tutmakta fayda var. 21 Nisan'da bir güncelleme söz konusu ve ay sonunda da bir güncellemenin sonlanması söz konusu. Bu ay sonuna bir güncelleme atacağı duyuruldu IOTA'nın. Bugün Kristal Ağı göçünün resmi başlangıç tarihini duyurmaktan mutluluk duyarız. Kristal Ağı göçü, yani şöyle demek istiyor, yeni bir yere göçüyoruz. Çok çok daha iyi bir IOTA bizleri bekliyor ve bu coin'de güzel hareketler olması da muhtemeldir diyor resmen o haber bizlere. IOTA coin fiyat performans olarak şu anda gerçekten uygun yerlerde. Projesi sağlam. Bu coin elinizde olduktan sonra ayı gelse de üzülebilecek bir coin değil. Hem aktiftir hem çok güzel ilerliyor. Sadece bir ayda ikiye katladı. Bir ay önceki videomu açıp izleyebilirsiniz. Hala gidilebilecek bence çok deplasmanı var IOTA'nın. Bu anlattığım hiçbir coin'i yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin. Sadece böyle bir içeriğe başladık ve bu içerikte sizlere bilgi aktarıyorum. Yatırım yapmak veya yapmamak tamamıyla sizlerin elinde. Hiçbiri de kısa vade coin'ler değildir. Aralarında 1-2 haber olan dışında. Bir coin'den daha bahsedeceğim. O coin'i de böyle ekran açıp anlatmak istedim sizlere. Bitcoin. Bildiğiniz üzere ben bundan bir hafta önce 0.40'tayken söylemiştim. Şu anda 0.80 bandlarında 2'ye katladı. Sadece bir haftada. Ben daha da katlayacağını düşünüyorum. Uzun vadede gerçekten çok güzel yerlere erişebileceğini düşünüyorum ben
Bitcoin'in. Sadece borsasını beğenmiyorum. Açık söyleyeyim, ben net bir insanım. Kimseye sevmediğim hiçbir şeyi sevdim diyemem. Borsa çok yavaş. Para yatırdığın zaman çok uzun sürüyor geçmesi. Çektiğin zaman çok uzun sürüyor. Lakin başka borsalarda da listelenmeye başlıyor. Bitcoin uzun vade yatırmakta ciddi anlamda fayda var. Şöyle bir sene sonra 10 TL olabilir mi derseniz, benim içgüdüsel olarak düşüncelerimi söyleyeyim. 10 TL 15 TL bandı olabilir Bitcoin uzun vadede. Bunu lütfen yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin. Sadece uzun vade coin düşünüyorsanız Bitcoin'e göz atabilirsiniz. Kendisi bir Türk projesidir. Türk coin'idir. Genelde Türk projelerini sevmem. Lakin aralarında genelleme yapmıyorum. Bazılarında cımbızla çeker alırım. Nasıl Bitcoin'i çekip aldığım gibi. Bitcoin'e ben tamamıyla kumbara yatırımı yapıyorum. Örnek nedir? Elime 50 lira 100 lira geçiyor. Onu Bitcoin'e yatırıyorum. Zamanında bu kumbara XLM ve XRP'ye yapmıştım. Şu an Bitcoin ve CHZ'ye yapıyorum. Özellikle ayı sezonu gelsin diye dua ediyorum ben ki bu coinleri daha fazla alabileyim. Bekleteyim, çünkü uzun vadede bu coinler gerçekten çok güzel yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Bitcoin'e de uzun vadede yatırım yaptım ben. Kumbara sistemiyle gidiyorum, dediğim gibi sürekli 50 lira, 100 lira, 200 lira yatırım yaparak adet arttırıyorum. Hiçbir şekilde fiyatına bakmıyorum. Alım yaptığım yerin zaten 2'ye katladı şu anda. 2x karım var. Benim için güzel bir kar değil özellikle bu projede. Normal bir coin olsa %100 kar çok mükemmel bir kar diyebilirim. Ama elimdeki miktarı böyle arttırdıktan sonra bir 10x 15x yaparsa beni zengin eder. Bunu da söylemek istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. 27 dakikalık bir video çektim. Hiç duraksamadım. Hiç mola vermedim. Tek etapta bitirdik videoyu. Hoşunuza gittiyse lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Emeğimin karşılığı için like ve serinin devamı gelsin diyorsanız da yorum yazmayı unutmayınız. Esen kalınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Eğer bu seriyi tutarsa bu serinin kısa vadesini çeker. Güzel işler başarırız. Kendinize çok iyi bakın dostlarım.